Merhabalar, iyi çalışmalar herkese. 50 ders Entity Framework LINQ serimizin 50. ve son dersiyle beraberiz arkadaşlar. Ağustos ayının son günlerinde 29 Ağustos'ta başlamıştık sanırım bu eğitim serisini çekmeye. Aradan 6 aylık bir süre geçti ve şu an serinin ilk 49 dersi hazır. Siz şu anda hepsini görmüyorsunuz. Bir 5 derslik kısım yok. E, bu videoda yok yani. Siz e, bu 50'nin 50. dersi izlerken onlar da yüklenmiş olacak ve seri toplamda 50 dersten oluşmuş olacak. ya burada sürdürülebilir bir iş modeli oluşturmak adına biraz daha peyderpey yüklüyorum videoları. Yani bir günde 10 video yerine 10 gün boyunca birer video yüklemek biraz daha YouTube tarafını canlı tutuyor. Ondan dolayı peyderpey video yükleme iş modeli yani bu sürdürülebilir iş modeli diye adlandırılıyor. <laughs> bu şekilde bir iş modelini daha mantıklı buluyorum. Hemen şarjımızı kapattık. taktık. Şimdi son derste ne yapacağız? Bir güncelleme <laughs> işlemimiz kalmıştı. Bu güncelleme işlemini yapalım. Ondan sonra kalan kısımlı projeyi tamamlayalım. Sonra birkaç şey söylüyor olacağım size. Public action result. Ben burada bir action result daha Yine ismi yetenek getir olacak. Parantezimi açtım. Bu yetenek getir yetenekler sınıfından y ye isminde bir parametre alacak. Susu parantezimi açtım. Alta indim. Birinci yetenek getir. Burası HTTP get'te çalışacak. <laughs> Alttaki kısım ise burası HTTP post metodu post metodu ile çalışacak. Şimdi var var ne diye mesela x eşittir e, c nokta yetenekslers nokta find parantez içerisinde y nokta id yeni yani <laughs> çok özür dilerim. Yani benim dışarıdan parametre olarak gönderdiğim değere göre bir id değerini buraya göndermiş olduk. Sonra atamalarımı yapacağım. Diyeceğim ki x nokta açıklama hani bizim x burada şimdi neyi tutuyor? Buradan gelecek olan id'ye göre ilgili değer tutuyor. Şimdi x nokta açıklama diyerek ben ne yaptım? Veri tabanındaki açıklama kısmının yeni değerini şu olarak değiştir. Ne olarak? Y nokta açıklamadan gelen değerle. Sonra x nokta değerde eşittir y nokta değerden gelen verim olacak. Sonra c nokta save changes değişiklikleri kaydet. Yani bunları veri tabanına yansıt ve return, return ve to action. Beni bir aksiyona yönlendir. Hangi aksiyona? Index aksiyonuna noktalı virgül koydum. Geldim buraya sağ tuş. Web'in browser tarayıcı dedim. Tarayıcımızla tarayıcımızla beraber çalıştıralım ve bakalım nasıl oldu. Beraber görelim. Bu arada eğer bu dersi ilk defa izleyenler varsa biz bu seri içerisinde çokça e, proje yaptık. E, bol bol sorgu yazdık. Bu sadece işin son e, 9 10 derslik kısmına ait bir proje. Şöyle ki mesela ecel proje geliştirmeyi güncelledim. Bunun yetenek değeri arttı diyelim. 71 yapıyorum. Proje geliştirmeyi de geliş nokta dedim. Güncelleye tıkladım. Bakın ecel proje geliş 71 oldu. Siteye gittiğim zaman hemen şöyle yeni sekmede açayım siteyi de. Siteye açtığım zaman da bakın ecel proje geliştirme %71 olarak karşıma gelmiş oldu. Tamam mı? Bu şekilde. Yeni yetenek eklemek için şuradaki butonu tıklıyorduk. Buradan yeni yetenek ekleyebiliyorduk. İşte yetenek listesini zaten buradan görüyoruz. Siteye git dediğimiz zaman da bizi buraya gönderiyor. Bitti. 50. dersi sonlandırdık. 6 ay sürdü çekimler. Ee, şey gibi ya tam böyle bir e, dizi tadında yani dizilerde böyle uzun uzun süreyi hani e, Netflix'te falan işte. E, bir sezonda 5 bölüm yayınlanır ama o 5 bölümün hazırlanması aylar sürüyor falan. O o bazda bu eğitim videolarını hazırlamanın da işin mutfak tarafı epey e, uğraştırıcı oluyor. Giriş dedik. Girişten sonra işte temel Entity Framework'te kullanacağımız örnek bir veri tabanı oluşturduk. Bu veri tabanı üstünde DB First, Model, Prop, Değişkenler, Entity ve Sınıf kavramlarını açıklayıp DB First üzerinden e, Entity Framework LINQ sorguları yazmaya başladık. Sonra özellikle şu 15. dersten sonra LINQ sorgulara ağırlık verdik ve bir takım e, metotları kullanmaya başladık. Metot ve fonksiyonları. Sonra 21. dersen itibaren Code First'e giriş yaptık. Burada yaklaşık bir 29-30 ders kadar bakın yani 29-30 derse kadar code first kullandık. Sonra tekrar link sorgulara döndük. Link queue'nun metotlarını kullanmaya devam ettik ve son olarak 41. dersten şimdi şu an görmediğiniz ama e, YouTube'da oynatma listesi kısmından tıkladığınızda göreceğiniz son e, kaç dersi de 9 dersi de MVC'ye ayırdık. MC... MVC kısmı için Entity Framework LINQ ciddi bir temel oldu. Çünkü yarın öbür gün siz eğer MVC ile ya da .NET Core ile devam edecekseniz size çok ihtiyaç olacak Entity Framework ve LINQ ya da c Form'da da yapacağınız uygulamalara göre yeni teknolojileri kullanmak adına gerçekten çok daha faydalı olacak. Klasik Adonet sorgularına göre size i̇şte daha az kodla pek çok şeyi gerçekleştirebileceksiniz. İnşallah faydalı olmuştur sizler için. Yani bu proje bazlı çok proje bazlı ilerlemedik. Daha çok ve ders bazlı parça parça olacak şekilde ilerledik. 50 derslik bir seri olduk. Bu seri içerisinde hatalarım varsa, eğer eksiklerim varsa bunları bana söylerseniz videoların açıklama kısmında falan onları düzenlemeye bir şekilde iyileştirme yapmaya çalışırım. Çok teşekkür ediyorum. Özellikle bu seriyi sonuna kadar getiren arkadaşlara çok daha teşekkür ediyorum. Yani sizin için bence pek çok yeni şeyin öğrenildiği bir seri oldu. Kendi adıma da öyle. En çok çünkü öğretirken öğreniyor insan. Kendi adıma da çok güzel, çok tatlı bir seri oldu. Entity framework link'te eksiklerim vardı. Bu seri sayesinde o eksiklerimi de kapattım. Çünkü derslerin büyük çoğunluğuna ön hazırlık yaparak geliyordum. İşte 10 dakikalık bir dersin öncesinde mutlaka örnekleri deniyorum falan bu şekilde ilerliyordu sürecim. Bundan dolayı güzel geçti benim adıma da. Keyifli bir seriyi daha geride bıraktık. Yeni seriler var YouTube'da devam eden. Şu an devam etmekte olan seriler var. Yeni çekmeyi planladığım seriler var. İnşallah 3000 e, 3000 ücretsiz yazılım eğitim videosu hedefine doğru da adım adım ilerlemeye devam edeceğiz. Her şeyin gönlünüz olacağı, yazılımın, teknolojinin kodlamanın hayatınıza daha çok yer alacağı, daha güzel günlerde buluşmak temennisi ve ümidiyle kendinize çok iyi bakın. Bir serinin daha sonuna geldik. Yeni derslerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.